bu uşak ne de balığa gitti? Ev balık dolu deseydin ya Pulli. Dedim babaanne. İçimiz dışımız balık oldu da dedim. Akşam gelirim dedi, kapattı telefonu. Başım döndü. Ege ne ağa düşmüş hamsi gibi kıpranursun. Ben bakarım. Ay. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Amin. Allah'ım bu sefer kurtar beni. Söz bir ay boyunca kesinlikle yalan söylemeyeceğim. Asla. Abi, Yalın'la mı kapıştınız? Hı hı. Abi bak kesin yalan söylemiştir o kütük. Ne dediyse inanma. Beni suçu çıkarmak için her şeyi yapar o kalas. Gerçekten bak her dediği yalan. Cidden. Doğruları söyledi. Ya. Şimdi abicim, benim emmi oğlu senin bacını yemeğe götürecekmiş. Akabinde ne yapacaklarmış bilemem. Ben Allah'tan korkarım. Günahlarını alamam şimdi bak. Nihayetinde senin bacı fazla mesaiye kalacağım ayağına. Senin gibi kıymetli bir abimizi cayır cayır yemiş, anladın mı? Yani hacı, senin bacı kulağın paracı. Doğruları söyledi ha? Öyle valla. Adam doğruları söyledi. Beynimi yedi dedi, geveze dedi, kafam ütülüyor dedi. Bir dakika, bir dakika. Bu kadar mı? Bir sıvamadığı kaldı da daha ne olsun? Öyle tabii de. Abi, peki ne olacak şimdi? Affettin mi beni? Gidebilir miyim işe ha? Defne, hı? Abim sen ne işinden bahsediyorsun ha? Kimse benim kardeşimi tuvalete kilitleyemez, tamam mı? Bundan sonra Aras Teknoloji ile hiçbir alakamız, ilişkimiz kalmadı. Fındık, bir daha o adamla görüşecek olursan doğru Trabzon'a dönersin, haberin olsun. Tamam mı? Ona göre akıllı ol, ayağını denk al. Söylememiş. Korumuş mu şimdi bu beni yani? Ya ayıcığa bak sen ya. Gel. Ne oldu? Balığı ağaçtan tuttun da daldan mı düştün? Bir dur da babaanne. Dururum tabii. Ben zaten sadece dururum. Ben dururum, siz kudurursunuz. Ula hergele, ne oldu mıncuruna? Babaanne, bak zaten sinirliyim. Biriyle dalaştım, oldu mu? Biriyle dalaştım. Ne oldu? Bu sefer de cicikçi mu seni dövdü? Ay ben o cicikçinin nereden geldi gene aklın o senin ya? Sen mıncırı da almış gelirsin. Ha bu pulluyla bu dilli, kaşlarıyla gözleriyle firfirik firfirik oynar. Kaşı gözü oynasa o da iyi. Bunların her yeri oynuyor. Çınar amcam senin yüzünden kavga edip duruyor. Gece eve gelmedim. Ha uşak ha. Aslanım benim ya. Gel, gel biz seninle maç yapalım. Gel, 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 gel. Hoppala. Hadi Defne ablası, sen de eve. Hadi. Dur sen dur. Dün gece ne oldu, ne oldu? Babaanne, ha. Bak. Benim sabır da bugün bir yere kadar. Tamam mı? Bak damarım atmaya başladı. Bak yapma. Yapma, sakın yapma. Sarı damarı ayrı oynadı. Hoppala! İdris, aslanım benim. Bak seninle bu ispiyon konusu hakkında konuşmamız lazım. Tamam mı? Ah.
Ne var be gece gece? Defne? Hala ölüp ölmediğimi merak ediyorsan sana kötü bir haberim var. Yaşıyorum. İyi. Yaşıyorsan konuşabiliriz. Konuş. Telefonda değil, yüz yüze. O mümkün değil bebeğim. Çünkü ayının birisi beni tuvalete kilitlediği için abim işe gitmemi yasakladı. Gayet mümkün bebeğim. Aşağı in. Ne? Yoksa sen... Ya sen kafayı mı yedin be bana bak. Abim seni orada gör... Ya sen kafayı mı yedin acaba? Abim seni orada görse ne yapar biliyor musun? Allah aşkına çık git defol ya. Git buradan ya. Bana bak. Senin yüzünden ahir ömrümü yaylada geçirmeyeceğim ya, tamam mı? Ya sen aşağı inersin ya ben yukarı çıkarım. İnmiyorum aşağıya falan. Çık git buradan. İyi inme. Ben çıkıyorum. Bak sakın sakın. Canım. Sana bir Allah rızası için bir kış. Ay eşide ne abim görecek. Amca. He. İpek yok demiştin ya. He. Tamamıyla mı yok? Yok oğlum yok. Delikanlı adam gambazlamaz. O zaman tamam. Sana lan! Deli misin sen ya? Ha? Deli misin? Resmen 30 yıl yaşandım. Bak 54 yaşıma bastım. Bir de bunun inişi var. 30 yıl daha Defne'nin ruhuna el Fatiha. Ay her durumda öleceğim ben ya. Eğer yakalanmazsam erken yaşama faktöründen, yakalanırsam da abi faktöründen. İnşallah yakalanırız da seni de yanımda götürürüm. Ay gülmesene. Ya ne gülüyorsun acaba ağlanacak halimize? Hem sen niye geldin bakayım ben niye? Bunu getirdim. Nasıl yani? Söylediğim yalanı yüzüme vurmak için canımı tehlikeye mi atıyorsun sen benim? Ayrıca ben yemin ettim tamam bir daha asla hiçbir şekilde yalan söylemeyeceğim. O yüzden de yalanı suratıma vurmana hiçbir şekilde gerek yok çünkü. Defne. Hı. Sus elimle. Bak şimdi. Seni tuvalette kitlemek büyük faaldi. Bazen gerçekten kütük olabiliyorum. Bazen? Defne. Tamam tamam. Sadece tadını çıkarıyordum. Evet. Şimdi sen bunu al. Yani yalan mevzusundan değil. Biliyorsun Gepetto Usta bunu odundan yontmuş. Ben gibi farz et. Hani sen de beni yontmayı falan düşünürsen. Bu bir teklif mi? İş teklifi, iş teklifi. Sadece iş, aman ha. Herhalde iş yani. De, abim izin vermez. Sen he de, ben abinle konuşacağım. Hı hı, tabii. Kalan suratını da dağıtsın, değil mi? Senin için biraz daha acı çekeriz artık. Hiç mi üzülmedin? Bir cimcik bile üzülmedim. Bana cimcik deme ya, ciciyi hatırlatıyor. Hadi al al içeri. Kalas ya.
şampiyonu. Defne hayır. Ya niye ya? Defne, Aras Teknoloji işini unut dedim sana. İyi tamam. O zaman ben de kickbox kursuna başlayacağım. Ne yapacaksın, ne yapacaksın? Kickbox. İstersen bir de tersten söyleme. Box, kick. Ben seni bir kickleyeceğim Defne şimdi. La havle. Ya niye ya niye? Sen yapıyorsun boks. Ben niye yapamıyormuşum? Kadınım diye değil mi? Benim ne eksiğim var ya erkeklerden? Zaten beni tuvalete kilitleyen bir erkek yüzünden işimden olmuşum. Başka bir erkek de beni hem işe yollamıyor hem de eve kapatıyor. Bu haksızlığın bünyemde yarattığı öfkeyi bir şekilde benim dışarıya atmam lazım. Eğer kickboks yaparsam hem öfkemi dışarıya atarım hem de yalın kerestesiyle karşılaştığımda kafasını gayet teknik bir şekilde ortadan ikiye ayırmış olurum. Bir yumrukla iki kuş nasıl? Defne. Hı? Abim git eldiven getir. Ben öğretirim sana kickboks. Tamam mı? Tamam. Bir çocuk nenesine ebedi yalan demez. Demez nenem. 13, 14, 15. Halası bir fışkılar karıştırdıysa nenesine der. Demez nenem. Nasıl demez? Delikanlı ispiklemez. 16, 17, 18. İspikçılık cicikçılık kadar kötü bir şey değildir. Cicikçıyı duydu, top bile kaçtı. Kızım kaçmasana kum torbasında. Yok canım sıkıyorsa sen kaçmasana. Kaç kere vurdu bu bana be? Kum torbası değil düşman ordusu mübarek. Defne abim sen bu kum torbasına vuracaksın ya. Vuruyorum ya. Sonra salak salak beklemeyeceksin onun sana geri vurmasını. Ha ya sen şunu baştan söylesene. Te Allah'ım ya. Öyle vurulur mu? Kız gibi vurmasana kızım. Ana, cicikçi geldi. Delikanlı adam ispik yapmaz ama kendi işini kendi görür. Göstereceğim ben sana halamın evine tırmanmayı göstereceğim. Etti ne etti? Tırmandı. Gitti namus. Sen gel bakayım buraya. Gelmeyeceğim. Oğlum. Bırak. Hayır. Hayır. Bir sol vur. Hızlı vur, hızlı. Vur. Sakin ol. Sakin ol şampiyon. Hayırdır? Yüzündeki yaralar iyileşti, yenilerini açayım diye mi geldin yalın Aras? Kavga etmeye gelmedim Barutçu. Adam gibi konuşalım. Konuşalım bakalım. Nenem yarabbim. Ula her gele uşak dur orada hiçbir yere kıprama. Yine mi ya? Kıprama dur orada kırdım kafanı. Çınar tut avuruz düşmanını kaçmasın. Tuttum onu babaanne tuttum. Yürü sakin bir yere gidelim de orada konuşalım. Sıkı tut onu Çınar!
gitti. E abin nereydi? Ha peşine düştü. Evinde mi vuracak o irz düşmanını? İnsiz yere götürüp de vursaydı ya. Hiç akıl yok bunlarda, hiç. Of babaanne, of babaanne. Abim niye vursun yalını ya? Esa tırmanmış ya. Bana bak seni küçük maço. Artık çok fazla oluyorsun sen. Ne yani? Fazla fren olmuyorum, delikanlıyım ben, tamam mı? Evet ya, ne demezsin? Neneni kudurtup kudurtup sarıyorsun üstümüze. Savaş, bize iki çay getirir misin? Dökü. Çınar, bak abi. Önce ne desen haklısın, tamam mı? Yani benim de bir kız kardeşim var ve düşününce ben de senin gibi davranırdım. Ama bu böyle nereye kadar devam edecek? İnceldiği yerden kopar. Bak, Defne çok zeki bir kız. İşini hem çok seviyor hem çok iyi yapıyor. Yani benim gibi bir dallama yüzünden kızı işinden mahrum etmenin bir alemi yok. Eğer kız kardeşim o dallamanın yanında çalışıyorsa hiç saçma değil. Hem gelip evde koca bekleyecek hali yok. Gelir bizim şirkette çalışır. Abi, senin Defne'nin nasıl bir yazılımcı olduğunu haberin var mı? Düşmanı sana ne yaptı de bakayım. Aa of ama ya. Vallahi delireceğim. Hiçbir şey yapmadı babaanne. Hiçbir şey yapmadı. Fışkı yapmadı. Herif tırmandı. Boşa tırmandı. Heh aynen öyle babaanneciğim. Boşa tırmandı. Geldi efendi merdivende oturdu ve gitti. Ha ben de inandım. Bir uşak bir kızın evine gelecek. Merdivanda oturacak gidecek. Hiç de öyle adam görmemiş o. Nasıl adam gördüyse artık. O merdivanda ne oldu? De bakayım. Ay! Of ya, of. Ben eve gidiyorum. Kendimi atacağım o merdivenden aşağı, kurtulacağım vallahi. Aa! Git arkasından Pulli. Bohçasını toplar, bir de o uşağa kaçar bu deli kuz. Rezil oluruk. Kalk Pulli. Git peşinden dedim. Haydi! Bohçanı toplayıp yalına kaçma diye beni arkandan yolladı. Vallahi biraz daha az kütük olsaydı kaçardım da üç öküz abiden sonra bir kalas hiç çekemem. Benim şöyle monşer bir adam bulmam lazım Leyloş. Ay monşer ne ayol? Monşerden adam mı olurmuş? Adam dediğin şöyle biraz odun olmalı. Ve abimden boşanan kadın konuştu. Abim odun değil canım. Onun odun olabilmesi için 40 nesil evrim geçirmesi gerekiyor. O daha tek hücreli. Hii! Ne oldu? Ha? Aa, babaannem değil mi o ya? Herkesin yolunu bulmaya gidiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.